restorasyon, konservasyon anlayışı çıkabilir. Bunlar geri dönüşümlü kilit. Sonrasında da geri dönüşümlü olmak. Vardı mesela, onda şey yok, pamuk kullanmamışlar. Onlar daha böyle özel bir törensel kıyafet gibi, yani öyle olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Mevlana Müzesi koleksiyonu çok özel bir koleksiyondur. Konya Mevlevi Dergahı'nın 1925 yılında tekke ve zaviyelerin kapatılması üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüş özel bir müzedir. Bu süre içerisinde Hazreti Mevlana'nın vefatından günümüze kadar olan süreç içerisinde zenginler, devlet adamları ve Hazreti Mevlana muhipleri buraya çok kıymetli eşyalar hediye etmişler. Bunlar müze olmadan önce de dergâhta çok özenle saklanmışlar ve korunmuşlar. Örneğin Hazreti Mevlana'ya izafe edilen bizim koleksiyonumuzda 22 tane kıyafet var. Bunlardan gömlekler var, cübbeler var. Hiçbir tarikatta olmayan bir devamlılık Mevlana dergâhında vardı. Hazreti Mevlana'nın kıyafetlerini dervişler giyer, her perşembe akşamı türbe önünde dua ederler diyor. Bir başka yine 1890 tarihli dergah sayım defterleri var. Bunlar geçmiş yıllarda tarafımca da yayınlandı. Orada da bu kıyafetlerin Hazreti Mevlana'ya izafe edildiği, Hazreti Şems'e ait bir başlak olduğu, Sultan Veled'in bir gömleği olduğu, hatta Mevlana'nın babası Sultanül Ulema'nın da bir kıyafetinin olduğunu biliyoruz oradan. Bu kıyafetlerin 16 tanesi çok kötü durumdaydı. Ama Hazreti Mevlana'ya ait olması münasebetiyle dergah içerisinde uzun yıllar özenle saklanmış. Dergahlarda hanımlar da olmadığı için erkeklerin de elinden çok iş gelmediğinden bu kıyafetler yüzyıllarca her hafta giyildiği için yıpranmış vaziyetteydi. Bizim koleksiyonumuzda da o şekildeydi. Müzemizde şu anda görev yapan 3 tane restoratör arkadaşımız var. Bunlar tekstil konusunda, dokuma konusunda uzman arkadaşlardı. Bu kıyafetlerin restorasyonuna karar verdik. Bakanlığımızdan gerekli izinler alındı. İzin alınmadan, alındıktan sonra da kumaşlara hangi noktada nasıl müdahaleler yapalım? Bunlar geldi. Çünkü müzecilerin görevi bu kültür varlıklarını gelecek kuşaklara daha sağlıklı olarak aktarmaktı. Bu noktada iyi olanlardan başlandı. 19 kumaşın hemen hemen tamamının restorasyon ihtiyacı vardı. Bir kısmı küçük dokunuşlarla hayata geçirildi. Bir kısmı örneğin arkadaşların elindeki şu andaki çalışma 5 aydan fazla devam ediyor. Neredeyse 1 yıl süren bir kıyafetin restorasyonu 1 yıl sürenler var. Bunlara yapılacak olan müdahaleler belirlendi. Kumaşın aslına zarar vermeden Selçuklu dönemi kumaşlarıyla karşılaştırıldı. Dünya Müzesi'nde çok az da olsa Selçuklu dönemi kumaş örnekleri var. Onlarla karşılaştırıldı. Astarları, bunların cinsiyetleri belirlendi. İpek mi, keten mi, pamuk mu, bunlar belirlendikten sonra çalışmalar başladı. Kumaşlar, parça parça dokunmuş olan kumaşlar tümlenip bütünlendikten sonra da müzeciler bu noktada hem haklı gururunu yaşıyor arkadaşlarımızla beraber, kumaşların şekillendiğini görüyoruz. Bunları yaparken de kumaşların orijinalliğini bozmadan, herhangi bir tamamlama yapmadan, inşallah yetişirse bu sene Aralık'ta Hazreti Mevlana'nın kıyafetlerinin bir koleksiyonunu, bir sergisini Konya'da açmak istiyoruz. İlk defa bunlar ziyaretçilerle buluşacak, öyle bir çalışmamız var. Hem Hazreti Mevlana'dan günümüze Mevlevi kıyafetleri nasıldı? Genel olarak da sadece semazenlerin giydiği tennureleri, haydariyeleri biliyoruz. Ama cübbe konusundaki ve bu tür palto konusundaki kıyafetler, bunları bilmiyorduk. Bu kumaşların çizimleri falan da üniversitedeki arkadaşlar tarafından yapıldı, yayınlandı da uzun uzun. Mevlevi kıyafetlerinin nasıl olduğunu biliyoruz. Tabii bir kaftanlar kadar çok gösterişli kumaşlar değil ama sadeliğin yanında günlük kullanımda ve tören alanında sema ayini icra edilirken muhtemelen bunlar giyilmiş olabilir. Veya Hazreti Mevlana günlük yaşamında üniversitede dersler verirken kullanmış olabilir. Kıyafetlere baktığımızda sanki Hazreti Mevlana'nın çok iri olduğunu anlayabiliyoruz ama o şekilde değil. Kıyafetlerin her birisinin ön kolları biraz daha dar, öbür bölümleri geniş. Bir üniversitedeki rektör cübbesi gibi, bir üniversitedeki hocaların, işte hakimlerin, avukatların cübbeleri gibi, bunun da bir makam elbisesi, makam kıyafeti olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz, düşünebiliriz. İnşallah önümüzdeki günlerde tamamlandıkça örneğini de görüyoruz burada bir tanesini. Arkadaşlar da zaten bu konuda bir şeyler söyleyecektir.
Konya hem Hazreti Mevlana'nın 700-800 senelik kıyafetlerini tekrar sergileme imkanına kavuşacak. Hazreti Mevlana'nın 18. yüzyıldan itibaren elimizdeki minyatür resimleri var, yapılmış olan resimler var. Bunlar oradaki şekillerden tanımlara göre yapılmış olan resimler. Hazreti Mevlana'nın soluk benizli, biraz renkli gözlü, 60-63 kilo civarında olduğunu kaynaklar belirtiyor. Bu tür yazılar da var. Hazreti Peygamber'in şekli şemali anlatıldığı gibi Hazreti Mevlana'yı sevenler de bu noktada notlar almışlar. Hazreti Mevlana'nın renginin, teninin, saçının olduğunu belirten kaynaklar var. Elbiselerin bu kadar geniş ve bol olmasının biz bir makam kıyafeti olduğunu düşünüyoruz. Bir cübbe gibi olduğu için bunlar şey. Ama dediğim gibi Hazreti Mevlana'nın boyu 1.60-1.65 civarında, kilosunun 60 civarında olduğunu tahmin edebiliyoruz.